İsrail 10 Ekim 2023'te ilan ettiği Avrupa altındaki Gazze şeridine yönelik saldırılar sonucunda çocuk, genç, yaşlı, kadın ve erkek 700 aşkın kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı. İsrail tarafından Gazze şeridine yönelik devam eden Avrupa'nın altında yaşayan masum sivillerin acılarını görmektedir. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu Avrupa uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani kırıcı sonucu oluşmuştur. Gazze halkı yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış ve yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir. İsrail Avrupası altındaki Gazze şeridinde yaşayan insanlar, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya. Ayrıca Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar hepsi acımasızca vurulmaktadır. Bu durum masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir. Ateşe benzin dökmenin hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası yoktur. Gazze şeridinde Avrupa'nın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarını iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını arttırması gerekmektedir. Gazze halkı barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır. Sivil yerleşimlere hedef almayı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı vardır. Avrupa uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Avrupa savaş değil, katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın diyoruz. Bölgede tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Biz var olan gücümüz ve avazımız çıktığı kadar daha adil bir dünyanın mümkün olacağına dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam ediyoruz. Haberin detayı anadoluekspres.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.